Kamurçağı hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi parev diyerek başlayalım programımıza. Merhabamız dedikten sonra konuklarımıza ve konumuza geçeceğiz. Yine farklı bir konuyla karşınızdayız bugün. Birkaç hafta boyunca aslında bu programda sıklıkla Müslümanlaştırılmış Ermenileri de konuşmak istiyorum. Onları da anlatmak istiyorum sizlere. Çünkü Müslümanlaştırılmış Ermeniler Türkiye tarihi ve tabii ki Türkiye'den önce de çok önemli bazı kırılma noktaları olabiliyor Türkiye toplumunda. Geçtiğimiz hafta eski milletvekillerinden Fevzi İşbaşaran Oğuzhan Asil Türk'le ilgili bir iddiada bulunmuştu ki aslında yeni bir iddia değil, daha önce de olmuştu. Kendisinin durmuş durduyan olduğunu söyledi Malatya Hekimhanlı. Ve bunun gibi Türkiye tarihinde aslında Müslümanlaştırılmış Ermeni olan birçok siyasetçi olduğu sürekli bir iddia konusudur. Bir iddia edilir, konuşulur, itibarsızlaştırma olarak görülür ya da birçok şekilde yorumlanır. Hatta zamanında Cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül'ün de Ermeni olduğunu söyleyenler de oldu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan da affedersiniz Ermeni dediler, Gürcü dediler şeklinde bir ifadesi de olmuştu. Bu yüzden de Müslümanlaştırılmış Ermeniler konusunu incelemek, konuşmak önemli diye düşünüyorum. Bu hafta öncelikle iki konuğum olacak. Yektan Türk Yılmaz ve Adnan Çelik konuklarım olacak. İkisi de doktor. Unutmayalım titrelerini eklemeyi. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk abi. Öncelikle şimdi ben böyle bir girizgah yaptım. Çünkü gündeme gelme mevzusu bu Müslümanlaştırılmış Ermenilerle ilgili hep bir böyle siyasete bağlanıyor. O ona atıfta bulunuyor vesaire. Ama aslında her dönemin gündemi olan bir konu. Yani Müslümanlaştırılmış Ermenilerle ilgili. Şimdi ben bu programa hazırlanırken ikinizle de konuşmadan önce hem yayınlarınıza bakarken bir yandan da Hrant Dink Vakfı'nın Müslümanlaştırılmış Ermeniler Konferansı'nı tekrardan bir izledim ve o konferanstan çıkan bildirileri de bir okudum. Altuğ Yılmaz'a da teşekkürler o bildirilerle ilgili bana bir feedback verdiği için, kitabın editörü. Şimdi bu arada izleyicilere de söyleyelim, o konferansı mutlaka YouTube'da bulup izlesinler. Orada çok ilginç şeyler de oluyordu. Mesela şuradan başlamak gerekiyor belki de. Lemkin'in soykırım tanımında aslında din değiştirmeye zorlamanın da soykırımın ve kültürel soykırımın da devamlı olduğunu söylüyordu konferans açılışında Taner Akçam. Ve o konferansta birçok da şey konuşuldu. Ama şuradan başlayalım istiyorum. Şimdi bugün siyasetçilerle ilgili sürekli böyle atıflarda bulunulması Türkiye tarihinde işte Mesut Yılmaz'dan tutun da işte başkalarına kadar birçok şey bile var. Birçok diyelim örnek de var, sık sık gündeme getiriliyor olmasının altında nasıl bir sebep yatıyordur diye Yektan'dan başlamak istiyorum. Vallahi teşekkür ederim soruya. Şimdi sen sunuşu yaparken, program sunuşu yaparken ben de biraz konferansı düşündüm. Sanırım o zaman başlığımız Müslümanlaştırıl böyle parantez içerisindemiş Ermenilerdi değil mi? Şimdi düşündüm de. Yani bugün olsa şu öneriyi yapardım. Bir de sonuna soru işareti koyalım bunun. Niye? Çünkü Müslümanlaştırıyoruz. Bunlar doğru düz Müslümanlaşmıyor gibi. Çünkü birisi çıkartıyor. Aslında bunlar başka bir şeydir diye önüne koyuyor. Ben o konferanstan çok iyi hatırlıyorum. Adıyaman'la ilgili çok iyi bir sunuş vardı. Adnan da hatırlayacaktır o sunuşu. Sanırım Adnan'ların da bulguları bu yöndeydi. Ki benim de yani arşiv araştırmalarımda falan hep karşıma çıkan bir şeydi. Müslümanlaştırılmış, Müslümanlaşmış, zorla Müslümanlaştırılmış özellikle 1890 sonrası katliamlarla ve 1915'te soykırım döneminde Müslümanlaştırılmışlar aslında markalı bir mark edilmiş. Yani damgalı bir grup olarak orada duruyor ve o yerel topluluklar sürekli bunları biliyor ve takip ediyor. Çoğu zaman hatta başka gruplarla başka diyelim ki doğal Müslümanlarla evlenmeleri bile mümkün olmuyormuş. Ve burada da gördüğümüz bir örnek, yani bir Müslümanlaşma süreci ki aslında hiç son bulmayan bir süreç. Sürekli üzerinde bir de soru işaretiyle dolaşıyor. Yani sürekli acaba oldu mu? Bunun aslında çok benzeri bu böyle zorla din değiştirmelerdi. Bir benzeri de mesela İberya'da olan, Portekiz'de, İspanya'da olan biliyorsunuz Yahudilerle ilgili
Ta Engizisyon zamanından. Orada da öyle bir şey. Kuşaklar geçse bile soru işaretleri devam ediyor. Bunlar oldu mu? Olmaya devam etti mi? Ve o aynı sebeple de Semin, demin senin söylediğin gibi, ne zaman bir gerginlik olsa, ne zaman bir çekişme olsa, ne zaman bir rekabet olsa hemen şapkadan o şey çıkıyor, o bilgi çıkıyor ve dediğim, o başta bahsettiğim soru işareti sonuna konuluyor. Ve bence işin kötü, çok korkunç kısımlarından birisi bu insanların zorla din değiştiriliyor olması veyahut da nasıl din değiştirdikleri. İkincisi ise aslında orada da huzur bulama işleri. Bir türlü orada da duramıyorsunuz. O konumunuz bile tanımlanmıyor sizin. Yani böylece sonu gelmeyen bir, bunu arşiv belgelerine demin söyledim. Mesela 30'larda çok iyi hatırlıyorum. Sınır bölgesinde ismi değiştirmiş, Ahmet Mehmet olmuş. Bu bayağı Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu imzalı belgelerden bahsediyorum. İşte yazıyor işte Ahmet şu, parantez içerisinde AGOP bilmem ne. Yani devlet de bunun kaydını tutuyor. Kaldı ki bu yakın dönemde secerelerden de görüyoruz. Ve şimdi belki de birazdan konuşacağız. Neydi, nasıldı, ne oldu, ne bugün neler yaşanıyor falan filan, ama zorla Müslümanlaştırmadı veyahut da Müslümanlaşmadı. Ama burada sanırım bugün bu örneğin de hatırlattığı bir şey, aslında bunun hiçbir zaman tam olarak da mümkün bile olamadığı, bir soru işaretiyle konulduğu, sürekli bu Müslümanlaşmaya zorlanmış veyahut da Müslümanlaşmayı seçmiş kişilerin o Araf'ta tutulduğunun çok güzel bir örneği bence. Şöyle çok şeyler canlıyorum. De geliyordu. Adnan, sana geleceğim ama. Şöyle şeyler de o hem çokça konuşuluyor. Şimdi bir seçenek sunuluyor soykırım döneminde. Yani Müslümanlaşanların kurtulabileceği zannediliyor. Ama aslında baştan itibaren de akılda bu politikalar uygulamaya konulacakken zaten nüfusun belirli bir orana geri çekilmesi, yani işte %5, %10'da kalması her yerleşimde ve onların da asimile edilebiliyor olacağı mı düşünülüyor? Böyle bir şey mi var? Adnan Çelik, siz neler söyleyeceksiniz? Yani tabii tarihçi olarak Yekten belki bu soruya daha iyi şey yapabilir ama zaten biliyoruz, yani en azından günümüzde arşiv araştırmaları bize Müslümanlaşmalarına müsaade edilen nüfusun da senin dediğin gibi çok belirli bir oranda tutulduğunun, o orana ulaştığında bunun da artık engellendiğini biliyoruz, en azından hani telgraf yazışmalarında vesaire. Yektan aslında çok güzel bir giriş yaptı. Yani bu iki arada bir derede kalma meselesi, bu Araf'ta kalma meselesi gerçekten sanırım Müslümanlaştırılmış Ermenilerden bahsederken aklımıza gelen ya da önümüze çıkan en gerçek şey. Yani hiçbir zaman ne tam Müslüman olabilmesine müsaade edilen ne de hiçbir zaman Ermeni kalmasına aslında müsaade edilebilen bir Araf'ta kalma hali. Yani bu bir damga, sürekli bir itibar suikastının şantaj aracı olarak böyle sürekli bu insanların üzerinde bir şey olarak duruyor. Yani ne zaman bir şey yapsanız, ne zaman sizin itibarınıza kastedilecek bir şey düşünülse, hani onun ilk işte dosyadan çıkarılacak şeyi budur yani. Yani sizin geçmişiniz ve o geçmişteki farklı kimliğiniz. Bu işte en son güncel gelişmeyi sen bahsettin. Ben şeyi internette biraz araştırma yaptım. Hani kimdir bu, nedir? Çünkü ben açıkçası bilmiyordum önceki hikayeyi. Meğer Tansu Çiller ile Erbakan arasında çok enteresan bir görüşme olmuş 90'larda. Tansu Çiller Erbakan'a gidiyor onunla ilgili bir şikayetini belirtmek için. Erbakan Tansu Çiller'e diyor ki, ya git ona söyle bak, aklına başına alsın. Yani ne kalsın, yoksa ben ona Ermeni olduğunu açıklarım diye. Yani düşünün, hani sizin geçmişiniz sürekli bir hayalet gibi böyle üzerinizde ve o artık çünkü utanılacak bir geçmişe dönüşmüş zaten hani Türkiye konteksinde. O yüzden bu Müslümanlaştırılmış Ermenilerin hikayesi hakikaten bir Araf'ta kalma hikayesi her şeyden önce. Peki şunu söylemek belki de ne kadar doğru? Yani kendini daha çok kabul ettirme şeyi mi var bunun içerisinde? Mesela şunu söylemeye çalışıyorum. Hani tarihsel olarak bir onu konuşalım, daha sonra buraya geliriz belki de. Şimdi çünkü Müslümanlaştırılma süreci 15'ten sonra devam ediyor. Müslüman olanlar ve işte bir karar çıkıyor Müslüman olabilirler diye Ermeniler. Sonra bir durduruluyor bu. Ondan sonra tekrar bir izin veriliyor. Bunlar neye göre yapılıyor? Ne isteniyor? Ne hedefleniyor burada Yektan? Ya burada bence, ya bir defa ben burada bu Müslümanlaştırılma meselesini konuşmamız çok önemli bir dönüm noktası. Adnan da aslında ona işaret etti.
Çok önemli bir nokta. Hem toplumu anlamak hem tarihi anlamak açısından değil, tarih yazımcılığı açısından da çok önemli bir dönüm noktası. Çünkü şunu hatırlatıyor bize. Yani bu yakın tarihi düşünürken, yakın tarih derken o kadar yakından bahsetmiyorum. Yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, yani 19. yüzyılın ikinci yarısından bugüne kadarki tarihe ben yakın tarih demeye eğilimindeyim. Bu yakın tarihi, yakın modern tarihi düşünürken bizim temel parametrelerimiz düşünürken bir yandan modernleşmedir, bir yandan da uluslaşmadır. Ve bu uluslaşmayı da çok sıkça biz etnik kimlik üzerinden düşündük. Bunun nasıl bir yanılsama olduğunu, aslında o etnik kimliğin ne kadar dini kodlarda kodlandığını, hem soykırımın kendisi bize çok iyi bir delili, hem de senin de işaret ettiğin daha sonradan da devam eden sünnileştirme siyaseti de bunun işareti. Yani dolayısıyla o ilk dönemdeki aldıkları kararlar tabii ki çok anlık, taktiksel kararlar. Yani hani biz bunları burada idare edebilir miyiz? Edemez miyiz? Sindirebilir miyiz? Sindiremez miyiz? O ne dedi? Bilmem şu konsolostan bu geldi, bu buraya geldi. Onları tabii detaylı konuşabiliriz ama büyük hikaye açısından bizim anlamamız gereken şey aslında Türk milliyetçiliği denilen şeyin bir Sünni milliyetçiliği olduğu ve soykırımda da temel ideolojik şeyin diyelim ki mobilizasyon aracının Türkçülük değil, aslında bu dini söylem etrafında, Sünnici söylem etrafında mobilize olmuş hem bir elit hem de taban olduğunu, veyahut da eğer şeyi konuşacaksak, sivil katılımını konuşacaksak, bu noktada çok kritik bir şey Müslümanlaştırmayı konuşuyor olmak. Ve bu dediğin gibi devam ediyor, Cumhuriyet boyunca devam ediyor. Çok ilginç bir örnek burada. 1934 İskan Kanunu'dur. 2510 sayılı İskan Kanunu'dur. Ben uzunca süre bu kanunu çalıştım. İşte arşiv araştırmalarını falan filan yaptım. Çok ilginçtir. Çok her türden diyelim ki grupları kategorize etmişler. Yani mesela her türlü kıstası kullanılmış. Irk kavramı kullanılıyor. Yani bu kanunun esas amacı kültürel, ekonomik verimlilik, ekonomik ve sosyal verimlilik ve demografi arasında bir denge kurmak. Ve bunun da bir parçası olarak da yurt dışından nüfus getirip Türkiye'de yerleştirmeyi, özellikle Balkanlardan, bir yandan da Türkiye'deki nüfusu, özellikle Kürdistan'daki nüfusun, Kürdistan'daki belli yerlerdeki nüfusu şey yaparak diyelim ki oynayarak, yani belki illaki 1915 boyutlarında olmasa bile radikal şey hareketleriyle, demografik hareketlerle kültürel Türkleşmeyi veyahut da demografik Türkleşmeyi sağlamak. Şimdi işin garip tarafı, mesela ırk kavramı kullanılıyor. Türkçe konuşanlar diye kavramlar kullanılıyor. Efendime söyleyeyim vesaire bir sürü kavram, ama esas kritik kavram şudur: Türk kültüründen olanlar diye bir kategori var. Türk kültüründen olmanın kıstası da ne dil, ne etnik köken, direkt size söyleyeyim kıstasını: Sünni olmak. Anladım. Yani buradan şimdi buradan bir şey daha söyleyeceğim. İskan Kanunu dediğin o dönemde bir de şöyle şeyler de var. Şimdi Müslümanlaşıyorlar ama bu çocuklar, yani geride kalanların aslında yetimlerin yetimhanelerde toplanması ile ilgili, işte o dönem mesela işte o yetim, daha hiçbir şey yokken ortada yetimhanelerde ne kadar çocuk olduğu soruluyor. Ve bu bilgiler toplanıyor ki onlar en azından Müslüman kültürüyle yetişsin diye, ve daha sonra işte Müslüman ailelerin yanlarına veriliyor ve o dönemde, yanlış biliyorsam lütfen düzeltin, bu çocukların mal varlıklarının da onların yanına alan ailelere kalacağı söyleniyor ve bunun üzerinden de bir işte o üstüne çökme var ya, onun da başka bir çökme versiyonu görüyoruz orada. Ne diyorsunuz Adnan Çelik, sizin çalıştığınız alandan nasıl gözüküyor bunlar? Aslında çok şey söylüyor. Yani dediğin şey, ben şimdi bir Namık Kemal Dinç'le beraber biz biliyorsun 2015'te bir araştırma yayınladık. Diyarbakır merkez ve ilçelerini kapsayan, hani Kürtlerin 1915'i nasıl hatırladığı üzerine. Orada da bizim dikkatimizi çeken noktalardan birisi aslında özellikle varlıklı ağabey, şeyh ya da işte eşraftan insanların ailesi zengin olan Ermeniler içerisinde bazı üyeleri bir şekilde koruma, korlama, tırnak içerisinde
onları bir şekilde hani kendileriyle birlikte hani tutmaya dair bir çabaları var. Yani bunun da sanırım zannedersen sen az önce söylediğin şeyle çok doğrudan alakası var. Yani hani o mallarına çökme motivasyonu orada da çok bariz. Yekta'nın söylediği şeye bir katkıda bulmak için yani bu İSKAN kanunu gerçekten hani bu nüfus mühendisliğinin böyle çok önemli bir örneği ama bir yandan da şey yani mesela Abdülhalik Renda'nın özellikle Şehzait direnişi sonrası hazırladığı rapordan tutun işte o dönemdeki bir sürü şeyde aslında yani bu geride kalan hayatta hasbel kadar hayatta kalmayı başarmış Ermenileri kırsal kesimlerden şehir merkezlerine doğru itme, onları şehir merkezlerinde toplamaya dair bir çaba da var. Yani özellikle mesela Diyarbakır'ın işte Dicle, Kulp, Silvan gibi ilçelerinde bir sürü Ermeni aile küçük de olsa hayatta kalıyorlar ve onları ısrarlı bir şekilde 20'lerin sonuna kadar mesela şehir merkezlerinde topluyorlar. Hani bu da bir şekilde onları gözetlemenin, onların işte o damgasını böyle tutarlı bir şekilde izleme aslında olanağı veren bir şey gibi geliyor bana. O da belki hani o İSKAN konuyla beraber düşünülebilir. Mutlaka. Zorla din değiştirilmiş olanları mı diyorsun yoksa Ermeni Hristiyan olarak kalanları mı diyorsun Adnancığım? Ya tabii aslında ilk etapta sadece Hristiyan olarak kalabilenler yani onlar çok barizle göz önünde oldukları için çünkü özellikle kırsal kesimlerde aslında devlet o kadar da takip edemeyebiliyor bazen. Mesela bizim Kulp gibi dağlık yerlerde hani bir çocuk bir şekilde alıkonulmuş, tırnak içinde kurtarılmış hani onu bazen takip etmek zor ama özellikle böyle şey ilçe merkezlerinde zanaatkar olarak kalmış mesleği erbabı bilinen insanları tamamen şeyde topluyorlar Diyarbakır merkezde. Yani çok yaygın bir nüfus Diyarbakır merkeze bir şekilde güç ettiriliyor. Çok önemli bir nokta bu. Gelmiştir o boyut. Çok önemli bir nokta. Evet. Peki çok önemli bir nokta. Şuradan devam edelim Adnan Çelik. Peki bir anlamda da şimdi bahsederken şimdi Kürtlerin aşiretlerin içerisinde kalan çocuklar var. Onların Müslüman kimliğini kazanması ne kadar mümkün oluyor ya da bu kabul ediliyor mu? Çünkü sonrasında mesela şu anda diyelim hani 2015 sonrasında diyelim bir yaşanan yüzleşmeye de baktığımızda tekrar kimliklerine geri dönen birçok insanın işte anneannem, babam, dedem pardon Ermeniydi diyebilen bir yerde yine Kürt hareketinden başladı aslında. Yani Kürtlerin diyelim aşiretlerin içerisinde kalan bu çocukların Müslümanlaştırılma süreci ya da o ailelerin Müslümanlaştırılması mümkün oluyor mu yoksa yine baştan biliyor mu devlet bunun orada olmayacağını? Çok güzel bir soru Aris, teşekkürler. Yani çok heterojen bir tabloyla karşı karşıyayız. Önce onu söyleyeyim. Yani çok genelleme yapmanın çok çok zor olduğu aslında bir alandan bahsediyoruz. Bir, yani farklı kurtarılma, hayatta kalma biçimleri var. Hani mesela bir yandan kendi işte kirvelik ilişkileri üzerinden ya da soykırım öncesi yakın aslında komşuluk ilişkileri üzerinden ya da soykırım esasında bir takım işte rüşvetler verme üzerinden hayatta kalmayı başarmış çok küçük bir aslında grup var. Hatta mesela Kulp örneğinde 1894 ve 1902 Sasun direnişleri döneminde Müslümanlaştırılmış. Müslümanlaştırıldığı için de 1915'te dokunulmayan böyle 4-5 tane büyük mesela Ermeni aile vardı Kulp'ta. Şu anda artık yoklar ama 70-80'lere kadar da Kulp'un aslında yerel bürokrasisini yöneten ailelerdi bunlar. Hani böyle durumlar da var. Fakat bir yandan soykırma esnasında özellikle ya onlu yaşlarında erkek çocuklar, kız çocukları ya da genç yaşta kadınlar. Hani bunların alıkonulma motivasyonları yine farklı. Yani erkek çocukları özellikle işte emek gücüne, iş gücüne ihtiyacı olanların hani bir şekilde alıkoydukları ya da özellikle ağa ve beylerin yanlarında bizim Kürtçe işte navmali yani ev içi hizmetlerde çalışan kadınlar ya da hulam dediğimiz aslında köleliğe, serfliğe benzer hani uşak olarak çalışan, çalıştırılan aslında çok fazla Ermeni olduğunu biliyorum Silvan'da, Eğil'de, Dicle'de. Şimdi bunlar zaten küçük yaşta alıkonuldukları için bunların Müslümanlaştırılması aslında çok kolay tırnak içerisinde. Yani çünkü kendi doğal habituslarından çıkarılmışlar, ailelerinden, ebeveynlerinden kopartılmışlar. Hani o bir Kürt Müslüman ailenin içerisine getiriliyorlar. İsteseler istemeseler de aslında dönüşüyorlar. Zaten bugün aslında Müslümanlaştırılmış Ermeniler konusunun bence gündemleşmesini sağlayan en temel aktörler aslında bu bahsettiğim kategorinin 3. ve 4. kuşak üyeleri aslında. Yani artık günümüzde bir şekilde bu atalarının geçmişini, başına gelenleri öğrenmiş, Ermeniliklerini öğrenmiş ve bunun üzerinden yeniden bir şekilde kendi kimliklerini geri kazanma mücadelesi veren aslında kesimler
bu Müslümanlaştırılmış Ermeniler konusunda gündemleştirdi. Özetle şunu demek istiyorum. Yani soykırım esnası ve sonrasında hayatta kalan Ermenilerin de aslında profilleri çok çeşitli. Çocuklar da var. Hatta yani sanıldığının aksine bayağı fazla sayıda erkek çocuk da var. En azından benim kişisel gözlemlerim. Ama aile olarak, yani toplu bir aile olarak, Hristiyan olarak hayatta kalanların oranı en azından Diyarbakır'ın kırsal bölgeleri için görece daha az. Bu ikinci kategoriye göre. O yüzden yani aslında bu çocuklar içerisinde Müslümanlaştırılanlar çok fazlaydı. Ve sonrasında bir şekilde akrabalarını bulmaya çalışanlar oldu. Şey çok enteresandır Aris, yani bu Müslümanlaştırılmış Ermeniler konusunda özellikle bu hayatta kalan ve hasbelkader birbirini tanıyan farklı Ermenilerin birbirleriyle evlenme meselesi. Yani aslında soykırımın bütün bu şiddetine, sonrasındaki bütün dışlama ve damgalamalara rağmen, ki Yektan söyledi aslında Müslümanlarla evlenmek de hiç kolay değil onlar açısından. O yüzden bir şekilde Ermeni kökü olan bu Bafleh dediğimiz aslında Müslümanlaştırılmış Ermeniler ya da Hristiyanlığını devam ettirenler birbirleriyle evlenmeye çalışıyorlar. Bu şekilde kendi köklerini, kendi geçmişlerini birlikte hani kendileriyle taşımaya çalışıyorlar. Ve aslında 2000 sonrası yine bu kimlik talebinde bulunan aktörlerin büyük bir kısmı da yine bu kategoriden gelenler aslında bence. Peki buradan ve şeyden sizin Namık Dinç'le yaptığınız çalışmaya da gelmek istiyorum sonrasında nasıl hatırlandığı ile ilgili, ama önce Yektan'a döneyim. Yektan, şimdi bu bahsettiğimiz, aslında şimdi tarihsel perspektif veriyoruz neler olduğu ile ilgili. Tabii ki burası bir hani akademik çalışmaları sunabileceğimiz kadar yeterli tartışma yapabileceğimiz bir alan değil televizyon. O yüzden biraz da böyle ilerlemeye başlarsak oradan. Aslında bu Müslümanlaştırılmış Ermenilerle ilgili, şimdi Adnan'ın da söylediği gibi Müslümanlaşan ve hayatını bu şekilde devam ettiren ve Ermeni olduğunu bile bilmeyen ve yıllar sonra belki öğrenecek olan ya da bir şekilde siz de öylesiniz diye çevre komşulardan duyarak öğrenecek olan bir kitle, bir toplum oluşmuş oluyor. Yani şimdi ben şöyle görüyorum. Batı Ermenileri vardı, yani İstanbullu Ermeniler vardı, Doğu Ermenileri vardı, Kavaratsiler vardı, yani köy Ermenileri diyorlardı. Sonrasında bir başka, böyle 30'lardan sonra bir başka toplum mu şekillenmeye başladı yani? Ermeniler açısından mı diyorsun? Şimdi aslında onu demek de gerekiyor. Hem Ermeniler açısından hem Türkiye içerisinde. Çünkü bu insanlar aslında çoğunluğu şu anda kendini Türk olarak, Kürt olarak ya da neyse kimlik olarak tanımlayan insanlar. Evet, yani şimdi aslında bence bütün bu meselenin anlattığı, hani bir de asimilasyon kelimesini söylüyoruz ya, asimilasyon kelimesi biraz bence çok yumuşak bir kelime. Ve asimilasyon aslında o kadar korkunç bir kelime de değil. Yani burada yapılmaya çalışılan şey amalgamasyon. Yani bir nüfusu başka bir nüfusun içerisinde zorla dövüp parçalayıp, anlatabiliyor muyum, ona ekleme yapmak. Şimdi asimilasyon çünkü çok daha doğal, uzun erimli, çok fazla da illaki aktif müdahale olmayan süreçleri, kültürel bütünleşmeleri, linguistik bütünleşmelere referansla kullanılan bir kavram. Yani buradakinin bence amalgamasyon veyahut da amalgama etme çabası. Ve aslında bu gibi projelerin, hani devletler bunları çok kuruyor, ediyor vesaire. Maalesef korkunç bedeller de ödetiyorlar nüfuslara, hedef aldıkları nüfuslara. Ama görüyorsunuz ki sandıkları türden bir başarı bir türlü nasip olmuyor. Yani o 30'ların hani Kürt asimilasyonunu düşünün veyahut daha keza 1915'le başlayan nihai diyelim ki tırnak içerisinde temizlik soykırımında ne umdu mesela? Demin Adnan'ın söylediğiyle de birleştirmek istiyorum bunu. Çok önemli bir şeyi, bir noktaya işaret ettiğini düşünüyorum. Çünkü ne dedi? Kırsal nüfusu temizlemek istiyorlar. Bakın şimdi 1915'in bir tek soykırım dediğimiz zaman birçok şeyi gizliyor. Neyi gizliyor mesela? 1915'te özellikle hedeflenen bir şeyin bir tek Ermenilerin yok edilmesi değil, Ermenilerin kırsal varlığının yok edilmesiydi. Şimdi gerginliği düşünün. 100 yıl geçiyor. Adamı yok ve kadınları, bunları yok ettiğinizi varsayıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz Sason, Bitlis, Diyarbakır. Hani anlatabiliyor muyum? Ve bir de ayıklanamaz bir şekilde
orada olduğunu görmeye, bahsetmeye başlıyorsunuz. Veyahut da en azından bu kaygıları duymaya başlıyorsunuz. Şimdi Doğu ve Batı ve ortasında Kabarati dedin. Kabarati'nin zaten şöyle bir talihsizliği de var. Doğu ve Batı vardı. İşin ilginç tarafı, birisi diyelim ki Tiflis veyahut da bugünkü Ermenistan'sa, diğeri İstanbul'du. Uzun süre İstanbul Ermenileri için de Kabarati yoktu pek. Evet. Yani Kabarati'nin ömrü binlerle yıl diyoruz ama aslında Kabarati'nin modern ömrü muhtemelen maalesef 70 yıl gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani 1860'lardan 70'lerden başlayıp 1915 ve 20'lerle nihayetlenen bir ömür. Çünkü iki taraf açısından da uzak bir gruptu. Ama bağlarsam şeye, deminki meseleye, şunu görüyoruz. Yani bu kapatılamayan, işte bu gibi asimilasyon çabaları aslında veyahut da amalgamasyon çabaları aslında sandığımızdan çok daha nadiren umdukları hedefi veriyor, umdukları hedefe ulaştırıyor. Yarın bir gün biz bunun Kürtlerde dünya kadar asimilasyon sözü var ama o görüyorsunuz siyasi bir kanal açıldığı zaman o asimilasyon süreci çok hızlı bir şekilde terse yürüdüğünü görüyorsunuz. Veyahut da asimile edildiğini varsaymak, o mesela çok asimile olduğunuz varsaydığınız çevrelerden nasıl bir siyasileşme görüyorsunuz? Başka yerlerden belki de çok daha yüksek bir siyasileşmeyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Velhasılı kelam, bunu şu yüzden söylüyorum. Bu mesele ne 1894-96 ile kapandı, ne 1915 ile kapandı. Evet, Namık ve Adnan'ın kitabı maalesef bu konuda özellikle Kürdistan'da, Kürt bölgelerinde, Doğu vilayetlerinde yapılmış tek çalışma elimizde bence, etnografik olarak tek çalışma. Ve hem siyaseten bu konular çok önümüze gelecek, hem de tekrar tekrar bu konular üzerinde defaten araştırmalar yapması gerekecek. Çünkü gelecek gerçekten uzun sürüyor ve bu asimilasyon, dediğim gibi, bu gibi çalışmalar hep terse tapıyor ve bizimki gibi bir de sürekli sarsıntılı bir siyasi ve benzer sorunlarla sürekli boğuşan bir ülke ise bunu biz çok daha konuşmaya devam edeceğiz Alışçı. Evet. Peki biz programda sadece Ermenice kelimeler üretmiyoruz. Öğrendiğimiz kavramları da yazıyoruz. Soykırım ve amalgamasyon o zaman KJ'mizde. Alt yazımızda bu, da bunu, evet, da düzeltelim. Yani yeni bir simüle etme değil. Evet, yeni bir şeyde en azından seyircilerimiz adına en azından aktarmış olalım. Peki şimdi bu sürekli ortaya çıkıyor. Tabii ben aslında bir dönem böyle bir rahatlamayla, Türkiye siyasetindeki rahatlamayla birlikte Müslümanlaştırılmış Ermenilerin kendilerini daha iyi ifade, daha kolay ifade edebildiği bir döneme denk geldiğini düşünüyordum. Öyle bir döneme girildiğini düşünüyordum. Ki ben de gittiğimde bölgeye, hep yani şehirlere, özellikle de Kürt şehirlerine, Kürt nüfusunun ağırlıklı olduğu şehirlere gittiğimde hep sürekli karşılaştığım, dinlediğim hikayelerde ya da işte şehre bir Ermeni geldiğinde mutlaka karşılamalar ve yani valilik düzeyinde ve bölgedeki fen işleri müdürlüğü olsun, belediye başkanları olsun düzeyinde insanların yavaş yavaş kendini ifade ettiğini görüyordum. Özellikle Adıyaman, Kağıtdağ, Urfa, Diyarbakır'da bu böyle şeyler oluyordu. Yani böyle bir koca bir siteye gittiğimi ve sitedeki bütün işte başı kapalı kadınların bir akşam toplanıp anne babalarının nasıl Müslüman olduğunu anlattıklarını hatırlıyorum. Ve böyle bir dönem oldu ama bu 2010'da başladı ve 2016'da şuna dönüştü. Adnan, katılır mısın bilmiyorum. Siz gideceksiniz bu hikayeleri dinledikten sonra, yazacaksınız. Ama biz burada bu toplumun içerisinde yaşamaya devam edeceğiz diye şikayet ediyorlardı. Ben de düzelir diye düşünüyordum ama daha kötü oldu 2016'dan sonra. Ve dolayısıyla içine kapanma mı oldu? Yoksa zaten yani bu insanlar demek ki ne yaşadıklarını, neyin içinde yaşadıklarını çok iyi biliyorlardı ve bu yüzden de bizle iletişim kurmakta çekiniyor ve geri mi duruyorlardı Adnan? Siz yaptığınız çalışmada nasıl gördünüz? Evet, teşekkürler Aris. Ya açıkçası çok güzel bir tesadüf oldu. Şimdi Cambridge'de bir grant başvurusu vardı. Kabul edildi. Benim başvurum tam olarak 99-2021 arası. Diyarbakır merkezli aslında. Bu geçmişle yüzleşme, hesaplaşma çabası deneyimlerini böyle ele almak istedim. Bir şey yapmaya çalışıyorum ve tam da senin bahsettiğin bir peyzaj vardı ortada. Yani gerçekten 2015'e kadar, özellikle 2000'ler sonrası
Foucault'un çok güzel bir sözü var. Ben çok seviyorum. Tabi kılınmış bilgilerin ayaklanması diyor Foucault. Yani gençten boyun eğdirilmiş, tabi kılınmış bilgiler birden böyle ayaklanmaya başlamıştı Kürdistan'da. Kürtlerin, Alevilerin, Ezidilerin, Ermenilerin, Süryanilerin ve diğer bütün ezilen toplumsal grupların. Şimdi iki boyutu var. Bir, bence hani Kürt Özgürlük Hareketi'nin yeni tarihsel perspektifi, en azından geleceğe dair kurgulamak istediği toplumsal politik projenin tahayyül sınırları, klasik işte Sünni, Müslüman, Kürtlüğün ve Türklüğün ötesinde bir şey yaratmıştı ve bu aslında aynı zamanda geçmişle de hesaplaşmayı gerektiren bir çabaydı. Şimdi bu çabanın kendisinin sadece Kürtleri değil, aynı zamanda Kürtlerle beraber geri ezilen grupları da cesaretlendirdiğini, onların da kendi kimlik taleplerini ortaya koymaya dair desteklediğini düşünüyorum. Yekta'nın az önce bahsettiği gibi aslında yani biz zannettik ki her şey bitmiş ama birden bir çatlak oluştu ve o çatlaktan baktık ki bayağı güçlü bir akar ortaya çıkabildi. Ama 2015 sonrası senin gözlemlerini paylaşıyorum. Biz saha araştırması yaptığımız dönemde Silvan'da, o dönemde BDP'nin içerisinde siyaset yapan bir Müslümanlaştırılmış Ermeni ile görüşme yapmıştık. Yani onun şu anda böyle onunla yaptığımız görüşmenin şeyi birden böyle film gibi gözümün önüne geçti. Yani bir yandan çokça umutlu, çokça böyle şey heyecanlı ama her umutlu cümlelerinden sonra ısrarla nüans koyan, ya yani ne olacağını da bilemeyiz. Hani yarın bir gün hava bir rüzgar tersine döner, hani her şey yeniden başımıza yıkılır. Yani hem o umut hem o tedirginliği aslında o zaman da yaşıyorduk ama sanki umut daha baskındı. Fakat ben en son işte 2019'da Diyarbakır'a gittiğimde, yani daha önce görüşme yaptığım insanlara da yine bir araya geliyordum ve herkeste şeyi görüyordum, yani o yeni korkuyu, yeni kaygıyı, yani bu ayaklanmış bilgilerin yeniden kendi özel alanlarına geri çekme, geri böyle gitme şeyini ben de yaşadım. Bunun bir sürü nedeni var. Yani zaten Türkiye'deki yani güncel siyaset gelişmelerinden bağımsız olmadığını biliyoruz. Fakat şey de değilim ben. Yani umutsuz da değilim kişisel olarak. Yani bunun geçici bir aralık olduğunu düşünüyorum zamansal olarak. Yani şu anda bir kapanma gerçekleşti ama yani bu bir daha yeniden bu bilgilerin hani ortaya saçılmayacağı, insanların bu taleplerini yeniden gündemleştirmeyeceği anlamına gelmiyor bence. Bilmiyorum Yekta ne düşünüyor. Hı hı. Çok kısa bir kelime bir şey edebilirim, bir cümle tabii bir şey ki, söyleyebilirim. Tabii ki. Yani. Yani şunu söyleyeyim, ben de aslında Adnan'a katılarak aslında olayı daha genel olarak bir tek Müslümanlaştırılmış Ermeniler değil ama soykırım etrafındaki diyelim ki bilginin ulaşılabilir olmasının, bu konuda sözler söylenebilir olmasının sonuçları ne oldu diye sorarsanız 90'lardan bu yana, bence en başarılı sonucu Müslümanlaştırılmış Ermenilerin ortaya çıkıp buralarda olan etkisi bu bilginin. Yani çünkü neden, bakın şimdi biz o zaman şey diye düşünmeyen, özellikle ben o zamanlardan yani biraz 90'ların ortasından beri bu konular etrafında çalıştığım için ilk benimle bir röportaj yapılmıştı Yerevan'da, ben arşive gittiğim zaman ben orada da söylemiştim naifçe. Ya dedim ya, Türkiye'deki insanlar bilmiyorlar. Bildikleri zaman, yani mesela biliyorlar tabii, doğula doğu biliyor, Kürt bölgeleri biliyor ne olduğunu, bu oradaki yerel bilgi, ama yani diyelim ki Manisa'da ele birisine söylediğin zaman ya Rum'u anladık da bu Ermeni'yi nereden çıkarttınız diyor. Yani şimdi tamam, onu aratabiliyor mu, veyahut da aratabiliyor mu, veyahut kırklar elinde bir kişiyle konuştuğunuz zaman ha diyor tamam Yahudi'yi biliyoruz ama diyor, yani şimdi bu nereden çıktı? Şimdi tamam, böyle bir bilgi kısmı da vardı ve ne oldu, bu insanlar bildiler, gördüler ve bildikçe gördükçe az yapmışız demeye başladılar. Hı hı. Ve bu o insanların kötü olması falan filandan öte Türkiye'deki siyasi iklimin nereye geldiğini ölçüyor. Bunun dışında tavır geliştirenler bahsettiğimiz gruplar arasında oldu. Ya bir anneanne var ailede, ya bir işte bir uzak akraba veyahut da aile tümden dönmüş. Onlar bu bilgiyi farklı bir şekilde özümsediler, farklı bir şekilde sindirdiler ve bence 90'lardan bu yana en pozitif bu bilgilenmenin, bilginin ulaşılır olması, tartışmanın mümkün olmasının en olumlu sonucunu bu çevrelerde gördüğümüzü düşünüyorum. Bilmiyorum Adnan katılır mı? Hı hı. Ya kesinlikle, yani aslında gerçekten zaman olmadığı için ben söyleyemem ama iyi ki söyledin. Yani bu özellikle Türkiye'de 2000 sonrası çeviri, yani şimdi bu çeviri meselesi bence hala çevirinin Türkiye'deki politik
entelektüel ortamı etkilediği kesin ama aslında sıradan insanların bilgiye erişim imkanlarını ne kadar çoğalttığını, ne kadar özgürleştirdiği meselesiyle ilgili çok önemli yaklaşım söyledi. Yani özellikle Ermeni soykırımı, Ermenilerin tarihi, Ermenilerin 1915 yaşamına dair 2000 sonrasında başta belge, Aras ve benzeri yayın evleri olmak üzere muazzam aslında bir çeviri literatürü doğuştu. Ve bu insanlar, sıradan insanlar, Kulpun, Lijen'in ya da başka bir yerdeki insanlar bu kitapları aldılar, okudular, kendi geçmişlerine dair bilgilendiler. İşte konferanslar oldu, sözlü tarih araştırmaları yapıldı, gazete köşelerinde röportajlar verildi. Yani aslında bütün bu sürecin kendisi gerçekten inanılmaz bir şey yarattı, bir özgürleşme yarattı bu insanlar açısından ve Yekta'nın dediği gibi özellikle Müslümanlaştırılmış Ermeniler içerisinde bu konuyu daha rahat konuşmaları ama aynı zamanda bu konuya dair kendilerini nasıl konumlandıracaklarının aslında şeyi de çeşitlendi, bilgisi. Yani şimdi belki biraz onu konuşuruz, hani bu Müslümanlaştırılmış Ermenilerin o Araf'ta kalması sadece aslında damgayla alakalı değil, en azından Ermeni toplumuyla, değil mi, hani İşte bunların kimliklerinin kabul edilip edilmemesiyle de alakalı bir boyutu var. Bütün bunlar açısından bence gerçekten çok özgürleştirici oldu o deneyim. Peki tam da o noktada bu şeye girelim, kabulü, bu kimliklerin kabulü konusuna girelim o zaman Adnan Çelik. Şimdi kimliğin bir Müslümanlaştırılmış bir Ermeni'nin bunu zaten kendi içerisinde yaşadıkları var. Bir de sonrasında Ermeni olduğunu kendi ifade ettiğinde, yani Ermenilik bir millet, Hristiyanlık ya da Müslümanlık bir din. Bunun ayrımını kendisi kendi içinde yapıp da ben Ermeniyim ama Müslümanım diye kendini tanımladığında, bir de Ermeni toplumunun içerisinde Türkiye'de ve dünyada, ikisi de farklı aslında. Yani diasporada Ermeni Müslüman olmakla Türkiye'de Ermeni Müslüman olmak sanırım farklı. Buradaki kabulüyle ilgili neler söyleyebiliriz? Ya açıkçası çok farklı örnekler duydum, görüştüm. Yani mesela İstanbul'da Ermeni olması kabul edilmediği için Ermenistan'a, Eçmiyadin'e gidip orada hani şey yapanları gördüm. Yani açıkçası hani konuya dair çok fazla bilgim olmadığı için yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum. Hani haddim de değil. Ama benim kişisel gözlemim, yani en azından bu Müslümanlaştırılmış Ermenilerin bir kısmı tekrar kendi kimliğine geri dönmek istiyor. Ama o kimliğin din şartı üzerinden hani şey olması onlar için bir zorluktur. Çünkü şöyle bir zorluk var. Yani İstanbul'da diyorlar ki işte önce şey yapacaksınız. Önce 6 aylık bir dini eğitim alacaksınız. Sonra nüfus dairesine gidip isminizi ve soyadınızı Ermenice yapacaksınız. Sonra gelip hani ancak sizi vaftiz edebiliriz. Şimdi bu özellikle böyle kırsal kesimlerde, mesela Diyarbakır'ın ilçelerinde yaşayan Ermeniler için şöyle bir zorluk yaratıyordu. Yani hani bir, çünkü hala tamamen özgürleşmiş bir ortamdan da bahsedemediğimiz için onları tedirgin eden, onları bu bütün bunları açık bir şekilde yapmaktan alıkoyan bir takım aslında toplumsal zorunlulukları vardı yaşadıkları ortamda. Bu onları şey yapıyordu, zorluyordu. Mesela Kulp'ta bir görüşmecim yeni doğan çocuğuna kendi dedesinin ismini Tanyal koymuştu. Kendini çok açık bir şekilde Ermeni olarak ifade ediyordu. Ama aynı zamanda da bayağı hani Müslüman dini bütün bir hali de vardı ve bunu kendi özgür tercih olduğunu söylüyordu. Bu ikilem üzerinden aslında hani nasıl şu anda bir şey yarattığını, hani bir Araf'ta kalma durumu yaşadığını, hani ya ben aslında gidip vaftiz olmak istemiyorum ama aynı zamanda Ermeni olmak istiyorum ama Türkiye'de vaftiz olmadan da Ermeni olarak tanınmıyorum hani kimliksel olarak. Yani bütün bunlar aslında gerçekten hala bence önümüzdeki yıllarda en büyük tartışma alanları, bana öyle geliyor ki buralara kayacak. Yani hani bir yandan devletin politikaları, işte Kürtlerin siyasal dahli, bu Müslümanlaştırılmış Ermenilere ne yaptığımız meselesinin ana boyutu hala orada. Ama bir sonraki adım, yani bu bir şekilde kimliğini keşfedip artık Ermeni olmak isteyenlerin de şu anda önündeki en büyük zorluk sanırım bu mesele. Yani o yüzden mesela Diyarbakır'dan bir sürü insanın direkt Ermenistan'a gidip vaftiz edildiklerini biliyorum. Peki şimdi çok fazla vaktimiz kalmadı. Dedim ya böyle çok önemli konuları akademisyenlerle konuşunca çok daha fazla şey çıkıyor. Şimdi bu dediklerinizden bile ayrı ayrı programlar çıkar. Ama Müslümanlaştırılmış Ermenilerin toplum içerisinde yaşadığı sorunları gelin ben ileriki programlarda Müslümanlaştırılmış Ermenilerin kendileriyle de konuşayım. Çünkü Diyarbakır'dan da bir konuğum olacak o ileriki programlarda. Ama biz programa başlamadan önce aslında bir şey konuşuyorduk. Hem bunun temelini atan işte Hrant Dink Vakfı'nın yaptığı panelden, sempozyumdan konuşuyorduk. Bir de şimdi bu toplumun kabulü, Aras'ta kalma mevzusunun bir de öteki bir
yanı var. Bir de çok uç yerlere gidebilir. Yani Müslüman olup bir de çok uç yerlerde çıkabiliyor. Yani işte Saadet Partisi ya da Milliyetçi olup Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıkabilir. Yektan, sen çok ilginç bir şey söylemiştin. Onu aktarmanı rica edeceğim. Şimdi bu Müslümanlaşmanın da çok ileri noktaları var anladığım kadarıyla. Evet, evet. Şimdi yine bahsettiğiniz Müslümanlaştırılmış Ermeniler konferansıydı ve bu arada anladığım kadarıyla yani Müslümanlaştır, yani şöyle söyleyeyim, bu çok ilginç bir hikaye. Yani bir yandan geri döndürülmesi bir şeylerin mümkün değil. Ama bu işi belli bir amaçla yapan bir proje varsa da o projeyi de sürekli na tamam tutan bir hal bu. O projeyi sürekli na tamam olmasını garanti altına alan bir diyelim ki iç çıkmaz. Hı hı. Şimdi o bahsettiğinizde de benim için benim hayatımdaki çok şok olduğum ilginç anlardan biridir. Biz bu Müslümanlaştırılmış Ermeniler konferansında tabii çok da büyük de akademi dışında ilgi vardı. Ve Türkiye'deki Müslümanlaştırılmış Ermenilerin bir kısmı anladığım kadarıyla İslami kimlikleriyle gayet barışık olarak bir yandan da Ermeniliklerini de hatta sahip çıkma çabasına girdiler. Bu son işte yine burada bahsi geçen 20 veyahut da 25 yılda. Bu arada ben çok ilginç dediğim şey şuydu. Bu işlerin Türkiye kısmıyla ilgili anladığım kadarıyla da iktidara da bayağı yakın bir isimdi. Kendisini Müslüman ve Ermeni, Türkiye'li Müslüman ve Ermeni tanımlıyor. Ermenice bilmiyor. Yanında birisi var. Çok böyle toprak suratı renkli birisi. İşte konuşuyor, tanıştırıldı bizle. Biz buna Ermenice konuşmaya başladık. Çok tertemiz bir Doğu Ermenicesi konuşuyor. Nerelisi bana sordu, ne olduğumu falan filan sordu, dini kimliğimi sordu. Ben onun istediği türden bir cevap veremedim ona bir türlü. Sürekli benden iyi bir Müslüman çıkartmaya çalışıyor. Çok başarısız oldu, çok üzüldü. Tabii bu arada bir sohbet etmeye çalışıyor, devam ediyoruz. Yani bu kişinin Osmanlı Ermenilerle bir alakası yok, Kafkasya ile bile alakası yok. Rusya Ermenisi. Ve çok belliydi bu, o zamanlar hatırlayacaksınız, Suriye Savaşı'nın da çok cafcaflı yıllarıydı. Ben o sırada iki tane Ermeni akademisyene orada dedim ki bakın arkadaşlar, bu kişi muhtemelen Suriye'ye gidiyor şu anda. Hı hı. Ve bu yakın zamanda Müslümanlaşmış ve muhtemelen de kendi daha çok dileğiyle Müslümanlaşmış kişi Suriye'ye gitti. Aradan zaman geçti. Suriye'de bir çatışmada IŞİD saflarındayken, IŞİD saflarında savaşırken bu kişi öldürüldüğünü öğrendim. O konferanstaki akademisyenlerden birisi bana haber verdi. Şu anda da halen YouTube'da Ermeni şehidimiz diye övünerek şeyini yaptıkları tanıtımını, anmasını yaptıkları bir kişi. Evet. Evet. Peki yani bu bir taraf IŞİD'e katılmaya kadar götürüyor, gidiyor, evet. Bunun ucu. Peki Adnan, bu aslında IŞİD'den önce de aslında tarihsel olarak baktığımızda bunun bir bazı var mı? Yani bir background'u var mı, yoksa böyle şeyler olabiliyor mu? Ya tabii Yeytan'daki gerçekten bayağı uç bir örnek. Hani yani Rusyalı bir Ermeni'nin hani IŞİD'e katılımı hakikaten çok şey sarsıcı. Ya şunu yaşamış, doktora tezinde bu konuyu yazmadım. Çünkü gerçekten nasıl yazacağımı bilemedim için yazmadım. Ama Hizbullah üzerine çalıştım. Biliyorsun 90'larda Kürt arası çatışmalarda Hizbullah da önemli bir aktördü. Silvan'da, Tatvan'da, Derik'te Hizbullah'a destek veren, hatta Hizbullah'a militanlık yapan, hatta Hizbullah'a tetikçilik yapanlar arasında Müslümanlaştırılmış Ermeni ailelerden de gençler vardı. İşte yani Çok aslında şey, böyle ilk mesela özellikle Silvan'da duyduğumda beni çok sarsan bir şeydi. Bir az oturup hani düşündüğünde yani bir sürü aslında neden sonuç ilişkisi kurmak mümkün. Hani bunu muhtemelen açıklamak da mümkündür bir takım psikolojik bilimle dinamiklere göre, ama ilk duyduğunda mesela çok sarsıcı bir şeye dönüşebiliyor. Nedeni şu, yani muhtemelen ya işte o damga var ya, o damga sürekli seni daha fazla Müslüman yapmaya zorluyor. Senin kendi Müslümanlığını daha fazla kanıtlaman gerekiyor. Görüşme yaptığımız çoğu babaanne, anneanne de Müslümanlaştırılmış kadınlarda bu çok netti. Yani herkes şey derdi, ya çok iyi bir Müslümandı, çok iyi dini bütündü, çok adil bir kadındı. Yani sizin zaten hayatta kalmanız, kabul edilmeniz daha iyi Müslüman, daha iyi kadın, daha becerikli kadın olmanızla mümkün. Yani aslında bunu yapamadığınızda o damga zaten yeterince ağır bir şey sizin açınızdan, daha da ağırlaştırıyor.
O yüzden yani bu alanlarda da gerçekten çalışmalara ihtiyaç var. Yani hani bu özellikle ikinci ve üçüncü kuşaklarda hani bu zorla din değiştirme, bu itidanın kendisi yeni kuşak bireylerde bir yandan kendi kimliğini yeniden talep etme, ona geri dönme, onu hani savunmaya bir yandan da ama enteresan bir şekilde aslında yani o Müslümanlaştırma süreci içerisinde çok daha radikal bir yere de götürebiliyor. Evet. Peki, çok teşekkürler ikinize de. Şimdi çok ilginç bir yerde bıraktık. Aslında daha yeni bir konu açıldı buradan da. Eminim bunlar daha hepsi araştırmalarda görülecektir. Çok mutlu oldum ki en azından Cambridge'den bir kabul gelmiş. Adnan'ın yeni araştırmalarını da takip kutlarım edebileceğiz. Kutlarım Adnan'cığım, bu arada bunu burada öğrenmiş oldum. Çok kutluyorum, çok sevindim. Evet. Ve zaten Yekten artık programımızın bir duayeni olacak. Sürekli böyle. Çok teşekkürler ikinize de katıldığınız için. Bu arada biz bu programı yaptığımız günde Krikor Zohrab'ın doğum günü. Onunla ilgili paylaşımlar da var. Onu da buradan analım. Krikor Zohrab bir Osmanlı mebusu. Hem Ermenilerin hem Osmanlı'nın belki de en iyi temsilcilerinden idi kendi kimliği üzerinde. Tabii bu konuyla ilgili tekrar atıfta olacağımız yer işte Aras Yancıl'ın kitaplarına bakabilir seyircilerimiz diyeceğim. Onunla ilgili de ayrı bir program belki yapılır. Çok teşekkür ediyorum ikinize de katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Sana da, Ekran'a da. Evet, bu programı da burada noktalayalım. Sohbetimizin son noktasında bahsetmiştim. Bugün Osmanlı mebusu, Ermeni mebusu Krikor Zohrab'ın da doğum günüydü. Onu da burada anmış olalım. Kendisiyle ilgili bu anmayı da gerçekleştirelim. Çok teşekkürler izlediğiniz için diyelim. Görüş ve önerilerinizi e-mail'den ya da sosyal medyadan bize ulaştırmayı unutmayın. İyi akşamlar, Sıda Sütü'nün.